Baba olmak var mı niyette? Yani bilmiyorum umarım. Öyle, öyle bir, bir şey hayal öyle bir resimde yok. kendini görüyor musun yani? Ee, çok çok şu an için öyle bir duygum yok tamam. açıkçası yani ee, ama şu an için böyle Erkekler sonrasında her yaşta Baba olabildiği yani. için evet. bu hayalini kullanıyor. Kedilerim için... var kedi Oy Kaç tane kedi İki var tane. benim de dört tane Allah bağışlasın. Kedi babasıyım. Tatlılar Onlar mı? Evet. Tatlılar. Çarp, evet güzel evet. oluyor hayvanlar. Sok, dışarıdan Yaşasın dört ayaklılar. Ee, sokaktan sahiplendiğim evlatlarım. Ben tokattan bile geldi bize bir kedi. Evet. Öyle düşün yani. Evin her tarafında kedim var ama ben de çok seviyorum. Çok tatlı. Ee, çok evlatlar. Ya. Müthiş. Ya onlara böyle eve gittiğimde yorgun argın onlara böyle sarılıp böyle öpmek koklamak böyle çok tatlı oluyor. Annen baban hayatta mı? Evet. Nasıl hisleri seninle paylaşımları? Yani sağ olsunlar işte seviyorlar mutlular memnunlar. Ee, yani. Ablaların e, abin ne işle iştigal ediyor? E, bir ablam Eskişehir'de e, ailesiyle birlikte onlar evliler çocukları var. Bir iş yapmıyor ablamlar. Hı hı. Eskiden e, çalışıyorlardı. Sonra ailelerinin annesi oldular. Yani ev kadını olmak ve anne olmak en büyük iş Çok zor. ve meslek Çok bence. zor. Yani sigortasının olması, belli bir maaşın olması gereken yani bunu her programda bas bas elimden geldiğince söylüyorum. Ev kadınları mesleklerini bırakıp hele ki hayatlarını tamamen ailelerine vakfetmiş kadınların gerçekten sigortası ve maaşı olmalı bence. normal Çok bir zor. Ama benim Anamın Zor. daha zordu bence. İşte annen anamızın, analarımızın daha evet, zordu. Çünkü işte. yani çamaşır makinesi yok, bulaşık makinesi yok, hiçbir gene de şey yok. Gene öyle düşünme. Şimdi yani... de teknolojiden çocuğunu koruyacaksın, gene planlarını yapacaksın. Tabii tabii Dön dönemsel formda yapacağım. oluyor ama şu anlamda söylüyorum. Mesela annem dört çocuk yaşıyor. Ee, Büyüt şimdi düşününce o zaman Şimdi o zaman da seni sokak sokağa salıyordu. Saatlerce sen sokakta <laughs> emniyetli bir şekilde oynuyordun. Aklı sende kalmıyordu. Tabii ki şimdi de zor da biraz da o işin ablamları da diyorum ben onu bak yani. Bak ya, kızdırmak için yapıyorsun evet, değil mi? i̇şte bak gıcık erkek Oho kardeş. Oho diyorum falan annem diyorum falan bak öyle bir tabii ya. Tabii, tabii. Ablalar e şu anda. Kızdıracağız tabii canım birbirimizi onlar da beni kızdırıyorlar. Hallettim ben bu meseleyi hallettim ablalar. Sakin olun anneler tabii ki başımızın tacı ama sizler de birer annesiniz. Bu konuda evet. ezdirmedim teşekkürler. Dönemsel Peki. farklara da bu arada senin dediğinle de aynı düşünüyorum bu arada. Yani. Her mi? dönemin kendi ger değilim. her dönemi kendi gerçekliğine göre değerlendirmek evet, gerektiğini. Bence. O dönem iyi, bu dönem kötü gibi bir şey de düşünmüyorum. Mesela şimdi çocuklarla ilgili de çok şey söyleniyor ya işte. Aa eskiden şöyle, şimdi çocuklar tabletle e, ya da işte yeni nesil Z kuşağı işte şöyle, biz eskiden böyleydik, şöyleydik. Yani herkesin kendi yaşadığı dönem kendine güzel yani babama sorsan Zeki Müren, Müzeyyen Senar annem, annem babam onlar o dönemler ah ah oğlum der. Bize sorsan biz şimdi kalkıp 90'lar diyoruz işte Barış Manço diyoruz, Erkin Tabii. Koray diyoruz, Teoman diyoruz. Evet. E şimdiki çocuklarda ya da şimdiki yeni nesilde kendi döneminde şimdi desen ki yani 80'lerde daha iyiydi sen orada yaşa desen şimdi. Nasıldı diyecek işte telefon açmak için sıraya girip kulübede iki saat bekliyordun Değil ya mi? da şöyleydi böyleydi televizyon yoktu kanal. Der ki bana ne ben niye uğraşayım onunla der. Herhangi bir mesleği yapsan. Diyelim bankacısın, evet. bankacı insan ve bankadan çıktın artık mesain bitti, arkadaşlarınla buluştun. Orada diyorsun sen bankacı değilsin artık ve kendi diğer kimliğindesin. Evet, diğer, insanlar diğer insanlar için, hayatın içerisinde diğer insanlar için. Evet. Ee, sosyal statün yani mesleğin artık önemli değil. Sen bir bireysin ve isminle varsın. Fakat bizim mesleğimizde böyle bir şey söz konusu değil. Oyuncuyum, evet roller evet. üstleniyorum ama hep seçkin Özdemir'im diyorsun. Evet. Yani şöyle aslında şunu demek istiyorum ee, orada mesela işte çıktığında normal hayatın içerisinde karıştığında normal yani bankacı olarak seni kimse şey yapmıyor ama bizim yaptığımız iş gereği ve e, insanlara ulaşan ve popüler bir iş olduğu için doğal olarak biz sokağa çıktığımızda da bizim o işimiz Devam ediyor gibi Tabii oluyor. Tabii sen yani. Bizans imparatoru olarak kalıyorsun insanlayış için. için. Sen Bizans imparatoru oluyorsun Tabii. ya da işte seçkin Özdemir oluyorsun ya da başka bir diziden bir karakter oluyorsun. Korkut Ali oluyorsun, Alper oluyorsun. Ee, yani seninle birlikte eşlik ediyor şey şey vardır ya eskiden bir çizgi film vardı Clementin. Ay inceledim. Balon evet, içinde gezer. Clementin. Biz bir baloncukla geziyoruz gibi evet. yani aslında öyle evet. Nasıl hissediyorsun? Ne anlamda? Bununla ilgili. Zaman zaman bunun beni yorduğunu hissettiğim zamanlar oluyordu. Hatta bazen biraz uzaklaşmak ihtiyacı hissettim. Ama şu zamanla onu kendi ya bunu sağlaması gereken kişinin ben olduğumu düşünerek kendi dengemi buldum ve bulmaya da çalışıyorum. Peki hayatına yeni birinin girmesi anı ya da birine aşık olduğunda sektörden olmadığında bu seni zorlayan bir şey mi? sektörden olmadığında. Oyuncu gibi. olmayan bir kadına aşık oldun, sektör ben, dışı birine. Ben ya zorlanıyor oyun, musun oyun, Seçkin oyun, Özdemir olarak onu hayatına almaya? şöyle söyleyeyim ben oyuncu gibi düşünerek yaşamıyorum. Yani şey duygusu o ondan oluyor mu? yani şöyle söyleyeyim on ondan kurtulup kurtulup demeyeyim, kötü bir şeymiş gibi de söylemeyeyim de on onsuz bakabiliyorum hayata yani mesleğimsiz. Yani aşık olduğunda sektör dışı birine Seçkini sevdi, Seçkin'i aşık oldu diyebiliyor musun gönül rızasıyla? Yoksa ya şimdi seçkini özlemeli mi? O zamanla anlayabileceğim şey mi? tabii. Ama karşı tarafın yani seni seçkin olarak zaten yani bilmesi anormal Gelmiyor. şey değil yani. Evet yani şizofrenmiş gibi de konuşmayalım böyle seçkin, yani, özdemir ve seçkin gibi ama. Anormal bir şey değil ki zaten yani. hani. Gene de şey duygusu hani ünlü olmasaydım da beni tercih eder miydi duygusu oluyor mu içinde? Gerçekliği... Gerçeklikten soyutlanıp başka boyutlara geçip düşünme gibi bir şeye girmiyorum yani oyuncu olmasaydım şöyle olsaydım da bana bunu yapsaydı da bu bulmacaları o anlamda çok sevmem yani. Evet, ne güzel biraz, bir şey Ben biraz düz bir adamım netimdir yani. Hissettiğini söyler misin ona? Yani e, söylemek isterim karşı tarafın kırılmayacağı ölçüde hı hı. E, ama kendimi eğer kırılacaksa da kendimi mutlaka hissettiririm. Şey anlamında ya yani düz bir adam derken şu anlamda nedir ne değildir be bellidir ya ben yani isteğim istemediğim sevdiğim sevmediğim bunları böyle bir e, gizlemeye çalışmam tam tersi iki tarafında birbirine Bence böyle çok net olması gerektiğini düşünüyorum evet, yani karşı evet. taraftan da net ya yani bunu istiyorum bunu istemiyorum Evet ya yani orayı ben çözmeye çalışmayayım yani hani bir şeyle ilgili bu ilişkisel bir şeyden bahsetetti evet, evet. mesela ilişkidesin bir şey yapacağım. Bir arkadaşların yanına gideceğim. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Ben yorgunum gibi. yani gibi. Ben yorgun yorgunum. Ee, ve bugün hayır, hayır diyebilmek. Diyebilmekti ben diyebiliyorum yani. Karşı tarafında diyebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ama içinde bir şey düşünüp dışarı başka yansıtıp o içeriği çözme o bulmacaları çok sevmiyorum ben.